şehrimizin çeşitli yerlerinde ilaçlama yapılıyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, halkımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrimizin çeşitli yerlerinde ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Kırşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmaya başlamasından önce sinek ve haşerelerin çoğalmasının önüne geçmek için sistemli bir şekilde ilaçlama faaliyetlerini devam ettiriyor. Başkan Selahattin Ekicioğlu, belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşmasını sağlıyor. Belediye Başkan Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları ifade etti. İlimizin muhtelif yerlerine Kırşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen çevreci, hijyenik ve güvenli çöp toplama sistemi olan Yerkonlar Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek ilaçlamaları da rutin bir şekilde yapılıyor. Ekiplerimiz durgun sularda ve gübrelik alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yine aynı kapsamda kronomit ürememesi için larva ile mücadele kapsamında Avgun Deresi, Kılıçözü Çayı ve Kent Park'ta larva ile mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirdi. Ekiplerimizin bu çalışmasıyla oluşabilecek sivrisinek ve karasinek üremesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği gibi mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle ve önceki sistemin de ihtiyaca tam olarak cevap vermemesi nedeniyle Yerkonlar yerleştirmiştik. Biz Kırşehir Belediyesi olarak dünyada uygulanan tüm modern sistemleri inceleyerek, şehrimiz şartlarına en uygun yeraltı konteynerlarını halkımızın kullanımına sunduk. Yerkonlarda sistemin kapalı olması sebebiyle kötü görüntü oluşmuyor ve sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması da engellenmiş oluyor. Havaların sıcak olduğu günlerde istenmeyen bakterilerin çoğalması halk sağlığı açısından da sakıncalı olduğundan, ekiplerimiz ilimiz genelinde belli aralıklarla dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparak gerekli hijyenik ortamın oluşması için çalışmalarını sürdürecek.